Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de valilik tarafından şehit yakınları ve gaziler için verilen iftar yemeğine katıldı. Şehit yakınları Bakan Avcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Avcı geçen 16 Ocak'ta Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan Çevik Kuvvet Polisi 32 yaşındaki Ali Sevim'in 1 yaşındaki oğlu Eyüphan Sevim'i kucağına alıp sevdi. Bakan Nabi Avcı iftar yemeği sonrasında basın mensuplarının yönelttiği çeşitli soruları yanıtladı ve turizm sezonunun iyi gittiğini ifade etti. Yani sezon iyi gidiyor. Yani iyi derken 2016'ya göre iyi gidiyor. Bu sene erken rezervasyon kampanyasını erken başlattık biliyorsunuz. Dolayısıyla erken rezervasyon kampanyasına ciddi bir rağbet oldu. Tabii iç turizm çok önemli. Yani yabancı turizmde dışarıdan gelenler de önemli ama Almanya'nın, Fransa'nın turizmini ayakta tutan iç turizmidir. Dolayısıyla bizim de özellikle erken rezervasyonlarla buna katkıda bulunmamızda büyük fayda var. İyi gidiyor. Rusya pazarı maşallah iyi toparlandı. Almanya, İngiltere pazarlarında da kıpırdanma var ama tabii Rusya pazarı kadar değil. Ama inşallah orası da, oralarda zaman içerisinde toparlamış olacak. İnşallah 2017, 2016'dan çok daha iyi olacak. 2018 hepsinden iyi olacak. Bakan Avcı, Antalya'da oynanan Eskişehir Spor Göztepe maçı esnasında ve sonrasında yaşanan olayları da değerlendirdi. Bakan Avcı, Eskişehir Spor'un elenmesiyle ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Pazar gününü hiç unutalım. Pazar, öyle bir pazar yaşamamış gibi yapmaya çalışalım ama nasıl yapacaksın? Pazar günü hani unutalım falan derken unutmamız gereken bazı sahnelerde yok değildi. Evet. Şimdi Antalya stadında her iki takım için de söylüyorum. Hem Göztepe hem bizimkiler stadı doğrusu sportmenliğe ve centilmenliğe yakışmayacak görüntülere bürünmesine neden olan bir takım şeyler oldu. O torpiller vesaire bunlar hiçbir şekilde ne Göztepe'ye yakıştı ne Eskişehirspor'a yakıştı. Biz kendi taraftarımızın sahaya attıkları yüzünden maç uzadı ve o uzatma dakikalarında o beraberlik golünü gördük.